Herkese selamlar. Sizlere kanalın amacından, sizlere neler sağlayabileceğinden, yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerektiğinden kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu dönem sizler için büyük bir fırsat. Bakın bu söylediğim tecrübeyle sabit. Yani bundan emin olun. Şu an borsa düşüyor. Herkes işte yandık, bittik, öldük falan diyor. Borsa konuşmak istemiyor kimse. İşte borsayla ilgilenmenin aslında tam zamanı böyle zamanlar ama doğru şekilde ilgilenmelisiniz. Şu an teknik analiz zamanı kesinlikle değil. Borsa şuradan döner, buradan döner e, demenin de bir anlamı yok. Bunu kimse bilemez zaten. E, dip neresi, zirve neresi, bunu bilmek e, mümkün değil. Sizi üzerler, gerçekten üzerler. Şu an borsayı düşüren makro olaylar ve e, siyasi belirsizlikler. Şirketler milyon dolarlık işler alıyorlar. Ama hisse fiyatları düşmeye devam ediyor. İşte bu durum bize bulunmaz bir fırsat sunuyor aslında. Bakın akıllı yatırımcılar için yani bizler için bu çok büyük bir fırsat. Çünkü çok kaliteli şirketler ucuzladılar. Alınabilir seviyeye geldiler. Şu dönemde makro olayları doğru yorumlayan, sektörleri inceleyen, sektör gelişmelerini ve şirketlerin faaliyetlerini, yatırımlarını takip edenler 3-0 önde başlayacak yükselişe. Endeks düşerken tüm hisseler Düşer ama endeks çıkarken en önden koşacak şirketler vardır. Endeks bir giderken 5 gidecek şirketler vardır. Bu şirketleri ancak biz de e, temel analizle bulabiliriz. E, bakın geçen sene Mart Nisan Mayıs gibi e, aylarda yine bu durumlara benzer şeyler oldu. O dönem Gesanlar, Yotekler, Smartgiller, Kontroller vardı ve benzer şeyler yaşandı iş aldıkça bu şirketler fiyatları düştü ya da yerinde saydı. Herkes Twitter'da işte saydırıp küfür edip söylenirken ben keyif içinde aslında parça parça alım yapıyordum o dönemde. Sonra neler oldu zaten herkesin malumu. Örneğin şöyle Gesan'a bir bakacak olursak bakın bahsettiğim dönemde grafik şu şekilde ve fiyat buralarda. Bakın burası Şubat, Mart, Nisan bu dönemlerde. Yani herkes burada kan alıyordu, işte e, her şeyden sızlanıyordu, söyleniyordu. Ama sonrasında, bakın buradan buraya şirket yani 16 kat yapmış. E, o yüzden bu söylediklerim önemli. E, şu an teknik analizi falan e, bırakın bence. Şu an onun zamanı değil. Sektör analizlerine bakın, şirketleri tanıyın. Hangi şirketlerin ortağı olmak istediğinize karar verin. Sonra teknik analiz yaparız. Nereden, e, ne zaman neyi alacağımızı o zaman karar veririz. Şu an ekonomik geleceğiniz adına yapabileceğiniz en güzel şey temel analiz videoları izlemektir. Yani illaki benden izleyin demiyorum. Benim videolarımı beğenmiyorsanız başkasından da izleyebilirsiniz ama mutlaka şirketleri ve sektörlerin analizini yapan kanalları izleyin. Size servet kazandıracak olan şey bunlardır. E, ben sizler için farklı içerikler oluşturmaya ve olaylara farklı açılardan bakmaya çalışıyorum. Size de bunları sunmaya çalışıyorum. Bakın bu kanalda hem haftalık haber takibi, hem şirketlerin faaliyet raporları... ...bunların içinde gelecek beklentileri, sektör analizleri, yaptıkları yatırımlar, argeler... ...aynı zamanda finansal gelişmelerine bakıyoruz. Yeni halka arz olan şirketlerin tanıtım videoları, ne iş yaparlar, ihracatları var mı... ...hangi sektöre hitap ediyorlar, tamamlanan ve devam eden faaliyetleri neler... ...önümüzdeki süreçte nasıl bir beklentileri oluşabilir bu şirketlerin, yeni halka arz olan şirketlerin... ...sonra bakın burada kanalda bu çalışmalara başladık ve hız kesmeden... Şirketlerle alakalı genişlemeleri hazırlayıp yayınlamaya çalışıyorum. Aslında kanal yeni ama yine de bunları hızlı bir şekilde size sunmaya çalışıyorum ve bunlara ek olarak bir başlık daha ekleyeceğim. O da büyük fonların portföylerini aylık olarak değişimlerini takip edeceğiz. Büyük fonlar bu düşüşlerde hangi hisseleri topluyorlar, portföylerini nasıl oluşturuyorlar, hepsini adım adım birlikte takip edeceğiz. Bu sebeple bu bilgiler çok değerli ve Size hem zamandan tasarruf ettirecek hem de zahmeti en aza indirecek şekilde sunmaya çalışıyorum. Ve aynı özveriyle devam edeceğim. Sizlerin de kanalı desteklemenizi, yorum ve beğeni bırakarak kanalın büyümesine ve daha çok kişiye ulaşmasına katkı sağlamanızı rica ediyorum. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.